Evet değerli dostlar, FX pariteleriyle de devam ediyoruz. Şimdi karşınızda değerli dostlar İngiliz Sterlini in Yeni Zelanda doları var. Yatırım tavsiyesi olmadan çok hassas bir noktada güzel bir şey yakaladım burada. Onu değerlendirmek istiyorum. Daha önceki analiz çalışmalarımızda arkadaşlar şöyle birkaç tane vardı. Bakın onlara da bakalım son durumu nedir. Örneğin burada bir long işlemi demiştik. Yukarı doğru gittik, tekrar geldik ama halen destekte tutunuyoruz arkadaşlar. Yine daha önceki e, videolarımızda sizlere e, biz hangi e, FX paritesini anlatmıştık? Hemen şuradan bakayım arkadaşlar. Evet, GBP Japon Yeni değil mi? Hemen ona da bakalım. Çünkü hassas bölgelerde yakaladık bunları. Bakın sonuçlar ne durumda? Evet, burada da arkadaşlar işlemimizi bakınız biz nerede açtık? Şu kısımda işlemimizi aldık. Stop Loss noktamız dedik. Yön, birinci karal bölgesi, ikinci karal bölgesi. Bu emin adımlarla gidecektir diye düşünüyorum. Zaten majör bir dibimiz vardı. İki analizimiz de şu anda başarılı arkadaşlar. İki analizimiz de başarılı. Şimdi yeni bir analiz çalışması. GBP diyoruz arkadaşlar. Hemen NZD Yeni Zelanda dolarını alıyoruz. Şimdi burada dikkat çekici bir noktamız var arkadaşlar. Bu bizim için bir fırsata dönüşebilir. Hemen alıyoruz buradan. Bakınız şu bölgeyi alıyoruz. Burası oldukça önemli bir destek hattımız. Defaatle çalışmış. Hatta uzatalım şuraya kadar bakınız. Burayı değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Tercih tabii ki sizindir. Daha önce yine bakın şurada alım noktası olarak çalışmış. Bakın sürekli al noktası olarak çalışmış. Yeni bir sinyal olarak burayı değerlendirebiliriz. Sadece şurada bakınız bir red giymiş arkadaşlar. Şimdi buradan gelebilecek bir hareketle biz nereleri öngörebiliriz? Bakınız şu kısım pardon şu kısma kadar bir hareket potansiyelimiz olabilir. Bakın şurası önemli. Şimdi değerli dostlar e, karar bölgelerinizi tabii ki iki tane yapmanız gerekir. E, bir ve iki şeklinde. Bakın şu şekilde yukarı yönlü hareketlerini yapacağız. Biz beklediğimizi söyleyebiliriz. Şuradan bir karal bölgesi tekrar yukarı giderse bu şekilde bir hareket döngüsü içerisine girebiliriz. Tabii ki stop loss noktamız olacak. Burada stop loss'uz e, FX paritesi olur mu? Olmaz arkadaşlar. Stop loss noktasını nereye koyabilirsiniz? Bakın arkadaşlar stop loss noktasını şuraya koyabilirsiniz. Bakın şuradaki son dip noktasına stop loss koyarak bakın şuraya hareket edebilirsiniz arkadaşlar. Yani bin, 1903 gibi bu noktaya stop loss noktası yapabiliriz. Hatta şöyle yapalım bunu. Direkt rakamı ifade edelim stop loss noktasını şu şekilde. Ortalama bir rakam ile arkadaşlar buraya stop koyabilirsiniz. Şu değerimiz stop loss noktamız. İlk karal bölgemiz yine ortalama bir fiyattır. Yine ortalama bir fiyatla dediğiniz buralar 1 ve 2 karal bölgesi olarak değerlendirilebilir. Şimdi burada değerli dostlar bizi olumlu noktaya iten sebeplerden bir tanesi de bakınız daha aşağıda oluşan diplere rağmen bakınız burayı yeşil yapalım. Çünkü ne? Olumlu uyumsuzluk var ama pozitif uyumsuzluk değil mi? Bunu yeşil yapalım. Bakınız aynı zaman dilimi içerisinde yine gidiyoruz RSI diplerine bakıyoruz arkadaşlar buradan. Bakın Aresay diplerine baktığımız zaman ise burada bir uyumsuzluk var. Çok net bir şekilde çalışan uyumsuzluğumuz var arkadaşlar. Bu açıdan da olumlu değerlendiriyoruz. Tablo pozitif. Tabii ki burada e, bu hedeflere yatay hedeflerimiz bunlar bizi zorlayacak dikey yani daha doğrusu düşen e, direnç seviyemiz de var. Orayı da şu şekilde alacağız. Yani dileyen arkadaşımız direkt burada da karal yapabilir. Burası da önemli. Yani buraya kadar gidip tekrar geriye dönüp bir ikili dip yaparsa da daha tatlı olabilir. Yani bu senaryoda hazırlıklı olun. Burası kaç arkadaşlar? Buraya 3 tane karal bölgesi yapalım. Buranın değeri ise 1907. Evet 1907, 912, 918 şeklinde arkadaşlar takip edebilirsiniz. E, GPB NZD yani İngiliz sterlini Yeni Zelanda doları karşısındaki görüntüsüne baktık. E, long'a müsait bir durum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir ama teknik görüntüyü sizlere veriyoruz arkadaşlar. Yani burada alırsınız, satarsınız, tutarsınız, yutarsınız. O bizi ilgilendirir. O zaman teknikte böyle bir tablo var. Gerek yatay destekli olması, gerek arkadaşlar pozitif uyumsuzluğun olması burada bir zıplamayı, sıçramaya bizi götürebilir. E, ee, tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Bu tarz FX paritelerin devamı için lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyin.